Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün sizlerle hepiniz bu ilk yapım videosu da beraberim. Size söz verdiğim gibi çekecektim tutorial videosu. Bu videoda Twixtor, Mask, Liquid ve Saber yapımını göstereceğim. Onun dışında 2-3 böyle detaylara değineceğiz dedim. Şimdilik olarak bir klip attım. Pozisyon ayarladım normal. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok. Twixtor yok. Bir şey yok. CTRL ile Shift ve C basıyorum. Bu şıkta yapıyorum. Okey diyorum. Bir kompozit oluşturuyor. Buna kompozit deniyor arkadaşlar. Twixtor'dan başlayın. Twixtor nasıl kullanılıyor? Twixtor Pro Twixtor var. Normal Twixtor atarsanız güzel. Motion Sanity 100 yapıyorsunuz ve Smart Blend'i açıyorsunuz. Aynı zamanda videonuzun klibinin buradan frame rate, bu da akıcılık sağlar arkadaşlar. Kompozit kaç FPS'e? Bunu açabilirsin gibi ayarın. Şimdi gerek yok zaten. Çünkü Smart Blend tek başına akıcı yapan bir özellik. İlk başa geliyorsunuz ya videonun. Hangi klibin olursa fark etmez. Speed'e basıyorsunuz sadece. Niye başa 100 ekliyorsunuz arkadaşlar? Twixtor çünkü videoyu yavaşlatıyor ama bildiğiniz gibi yavaşlatmıyor. Komple bir videoyu yavaşlatmış gibi düşündüğü için siz videoyu yavaş yaparsanız başına, o zaman video geç başlıyor. Öyle tuhaf şeyler. Bir frame ileri gittik. 140 yazdık. Biraz ileri gittim örnek. Şurada yavaşlamasını istiyorum. 100 yazdım. Direkt 40 da yazabilirsiniz arkadaşlar. İlerledikten sonra. Ben şu an hızlanıp yavaşlayan bir Twixtor yapmayı gösteriyorum. Sol aldım. Buraya tıkladım. Bir kere. Grab'a girdim arkadaşlar. Şöyle bir tanesini rastgele tıklayın. Şöyle bir grab atarsanız nasıl bir şey olduğunu göstereyim sizlere. Bundan önce edit yaptığım için şu an after kasıyor. Gerekirse aç kapı yaparız. Evet. Gördüğünüz gibi Twixtor'ımız böyle oldu. Sadece yavaş yapsaydık onu da gösterelim. Buraya 40 ekliyorum demek. Direkt sadece yavaş olmuş olacak arkadaşlar. Bir özelliği olmuş, olmamış olacak. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. Twixtor'ı gösterdik. Twixtor bu kadar. Hemen arkasına Saber nasıl yapılır? Onu gösterdim. Şimdi Saber yapmak için mask atmanız lazım. Mask nedir? Arkadaşlar şu mask kırıldı. Gördüğünüz masktır. Bu masktır şu. Şöyle alıyorsunuz ya. Ama adama yapacaksınız eğer böyle tek tek seçmek yerine mask atmak için şuradaki aleti alıyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Sonra ya canlı cismi böyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Taşınca alt tuşuna basıp eksi hale getirip şöyle tersine çizersiniz. Geri alıyor. Şöyle. Evet. Hata var mı bilmiyorum. Klip topazsız ama net olduğu için arkadaşlar direkt O tuşuna tıklayacağım ve bu klibin sonuna kadar rotobrush render almasını bekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hızlı alacak. Bakalım. Evet, bir hata görmüyorum şu an. Freeze diyelim arkadaşlar. Freeze yaparsanız da ayar değişse bile bir daha render almıyor. Yani tek bir video olarak sayıyor böyle. Şunlar önemli bu arada şu an. Şimdi Saber'ı gösterecektik. Bundan bir tane kopyalamayın arkadaşlar. Böyle bırak. Layer, Auto Track deyin. Work Area, OK. Bu sürebilir arkadaşlar. Bazen sürebilir. Evet. Gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi Rotobrush'ı silebilirsiniz mask olduğu için. Ve sağdan Saber alıyorum. Render settings add custom score layer mask. Buradan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Bir sürü ayar var. İstediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Ben güzel bir şey göstereceğim sizlere. Şunu da yapayım ona. Biraz tabii şunları kısalım. Şeyini işleyebiliyor muyum biraz? Evet. Bir kırmızı yapalım. Hani. Şöyle güzel bir kırmızı olsun. Şöyle alabiliyorsunuz.
Yapacağım şeyi gösteriyorum. Şimdi şuradan kurcalıyoruz ilk olarak. Ha, bu taraftan kapanmasını istiyorum. Gelmesini istiyorum. Tamam mı? Buraya girdim. Buraya geldim. Sona yani. Bunu sıfır yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir efekt olmuş. Değil. Sonra bir tane daha start size örnek ekleyeceğim. Evet, gitti buraya. Pardon, start size değil. Star offset. Bu da diğer taraf. Onu biraz ileride ekliyorum çünkü sanki böyle dolaşıyormuş gibi yapmak istiyorum. Şöyle çok iyi. Start offset'i buraya ekledim. Bakayım. Ha, gördüğünüz gibi bir efekt oldu şöyle. Şimdi gösteriyorum. Saber'ı böyle kısacası. Topa da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi biz rota brush'ımızı silmiştik arkadaşlar. Onu bir geri getiriyor. CTRL-Z ile geri alıyorum her şeyi. Evet. Rotobrush geldi. Maskı siliyor musun? Şimdi ilk olarak nasıl mask efekt yapılır onu göstereceğim. Rotobrush klibi bir tane çoğaltın. Sonra bir tane daha çoğaltın. Alttakinin rotobrush'ını silin. Ortadaki rotobrush'lı kalsın. Sonra buradan app animation. Geçen bir tane yaptığım mask efekti vardı. Şu arkadaşlar. Bunu sizlere vereceğim. Şimdi böyle ekleyin. Tamam mı? Benim böyle baskı. Gördüğünüz gibi böyle. Rengini falan ayarlayabilirsin bu arada. Onu da ekleyelim. Sonra bunu bir daha bir kompozit yapın. CTRL Shift ile. Sonra üstüne dip glow atın arkadaşlar. Dip glow'u ayarlayabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi. Bu arada Twitch'te diyecek bu. Böyle hızlı olduğuna bakmayın. Şöyle göstereyim onu da. Editlerde nasıl gözüktüğünü tam görmüş olalım. Yine 100 ekledik bir tanesi. İleri gitti. 40 ekledik. Yavaşlatabilirsiniz siz dersiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir efekt oldu sizlere mask. Twixter'da onun Liquid efekti de vereceğim sizlere. Liquid efekt için ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim mi bunu sizlere? İki tane rota brush vardı ya. İkincinin rota brush'ını silin. Ondan sonra yine aynı şekilde buradan Liquid'i seçeceksiniz. Örnek bir tane Liquid gösterelim. Ama ben açıklamaya sizlere özel bir tane Liquid yapıp onu ekleyeceğim. Bu arada Liquid böyle ekledikten sonra lütfen benim verdiğim Liquid'leri merkez noktalarını geri seçin arkadaşlar. Şuradan böyle nokta şeyleri var gördünüz mü? Bunları ayarlayın. Ondan sonra CC Lens şuna takılmayın. CC Lens de geliyor. Niye böyle geliyor derseniz de kompozitle attığımız için böyle oldu. Yani normalde böyle gözükmüyor merak etmeyin. Hatta onu düzeltebilir miyim? Evet düzeltebilirim. Şunları alacağım arkadaşlar. Bunu içine atacağım. Bakalım. Bir şey oldu derse. Ha, doğru. Ortak klip ya bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önce sıkıntı oldu sandım. Liquid'de böyle oluyor. 10 numara Liquid. Yavaş yavaş izleyeceğiz tabii. Liquid'lerden. Ona göre ayarlayacaksınız. Şu an ayar yapmadım ama basit olarak göstermiş oldum. Yani Max Stable Liquid ve Twixtor'u sizlere göstermiş olduk. Başka bir şey gösterecek miydim? Düşünüyorum. Diğer videoda gösteririz artık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Açıklamaya koydum. Onları kullanmanızı.